Merhaba arkadaşlar, Call of Duty Modern Warfare 4'ün ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni seri olan Call of Duty Modern Warfare 4'e başladık. Çünkü gerçekten oyun içerisindeki, yani Call of Duty serilerinin içerisindeki en beğendiğim seri olduğu için 4'ten başladım. Ha, diğerlerini belki güzeldir, diğerleri de belki iyi olabilir, ancak ben sadece 4'ü çok güzel bulduğum için 4'ten başlamak isterim. Diğer bölümleri pek bir işim yok. Bu arada şu oyun sesini biraz kısalım çünkü biraz fazla açık sanki. Evet. Şimdi şuradan silah alıyoruz arkadaşlar. Türkçe altyazılı, Türkçe bir şekilde yamayı kurdum. Öyle oynayacağız. Şimdi ilk başta eğitime geçmemiz gerekiyor. Eğitimle başlıyoruz. Şuradaki maketleri falan vuracağız. İşte ne bileyim. Sağ fare tuşu. Şu an işte bize oyunu öğretiyor, oyunu gösteriyor. Hayır diyelim. Evet. Oyunun, yani dediğim gibi, bence en güzel serisi olduğu için 4'ten başlamak istedim. Yani 4'ü çekmek istedim. Yani bunun diğer serilerini çok düşünmüyorum. Çok da sevmiyorum zaten. Diğer serileri pek hoşuma gitmiyor. Bu yüzden 4'ten başlamak istedim. Yani bilginiz olsun. Yani pek bu Zula'ya benzemiyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Yani arada böyle farklı seriler olması güzel oluyor. Bunun gerçekten çok etkileyici, çok güzel görevleri var. Yani Call of Duty'nin 4'ün, Modern Warfare 4'ün çok şahane bölümleri var. Yani gerçekten 10 numara. Evet. Şöyle vuralım. Böyle vurmamızı mı istiyor? Birinci istasyona gidiyormuş. Bir saattir birinci istasyona gidiyormuş yani burası. Biz nereden vuruyoruz? Evet. Neyse. Evet. Tamamdır. Tamam. Şunu kıralım. Mermi bitti. Evet. Bize şu an öğretiyor işte. Sersem herif. Bakalım. Şurada bir karpuz filan oluyordu en son. Yani oyunu hatırlıyorum da çok değil. Yani öyle. Aman aman bir, zaten unutulacak da bir oyun değil de. Tamamdır. Evet. İyi işti diye bir mesaj aldık. V tuşuyla bıçak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan tabancayı aldık. Tabanca yerine başka silah alabilirsiniz, ancak şu anlık tabanca diye ilerliyoruz. Evet. Şimdi yüzbaşı Price bizi görmek istiyormuş. Hemen Price'ın yanına gidelim. Ve tab tuşundan zaten görebilirsiniz. Tab tuşundan sağ tarafta haritayı görebilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutarak hızlı koşuyorsunuz. Şimdi burada eğitim var arkadaşlar. Huey Smith diye birisi var. Kaptan Price. Lumber. Evet, şimdi eğitim var. Bu eğitimi tamamlayacağız. Şu üst tarafa çıkmamızı istiyor. Üst tarafa çıkmamızı istiyor. Üst tarafa çıkalım. Bu eğitimi geçeceğimizi düşünüyorum. Umarım da geçeriz. Çok zor bir şey olmaması gerekiyor. Tamam. Doğru. Evet. 3 ve 4'ü vuracaksın. Ha tamam, çok zor bir şey değil. Hemen bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü burada ipe bastığınız zaman arkadaşlar direkt olarak zamanla yarışıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ok işaretlerini takip edin. Şu dışarıdan içeridekilere vurun. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Öldü. 4 atlıyor. Flash bank atlıyor burada. Flash atıyoruz. Mermi değiştir. Tamam. Tamam. Şuraya gel. Şuraya 4 atma diyor. Nereye 4 atlıyorsun? Çözemedim nereye atladın ama o flash'ı biz yedik bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Efsane bir flash yedik az önce. Tamam. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. 5. bölüm şu tarafta. Finish'e doğru koş diyor. Evet. Bu kadar yeter. İdare eder diyor. Yani bizi beğenmedi fazla. Şöyle kapat ya. Bizi çok beğenmedi çünkü. Yani fazla bir şey yapamadık ya. Ondan. Şimdi burada zorluk derecesini seçiyoruz arkadaşlar. Kademliyi seçerse göreceksin yazıyor. Bunu zaten kesinlikle oyun bile tavsiye etmiyor. Biz onun için normali oynayalım.
Yani her zamanki oyun formatında oynayalım. Yani diğerleri bize göre değil, diğerleri bizi fazla zorlar. Şimdi oyunun ilk görevi helikopter görevi. Gerçekten oyunun en güzel görevlerinden bir tanesi. Çok hoş bir görev. Biraz mideniz bulanabilir bu sahnelerde. Bir helikopter biz yağışlı bir hava. Gemiye baskın veriyoruz. Evet. Şimdi bu arada Çin. Çince yazılar var duvarda. Japonca mı Çince mi artık neyce ise. Evet. Şimdi otomatik olarak oyunu zaten kaydediyor arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok kaydetmek için. İçerideki arkadaşlar bir vuralım. Tamam, bunlar düştü. Şimdi ilerleyebiliriz. Kapıyı burada açıyorlar. Buralarda yanımızdaki adamlarla ilerliyoruz. Şimdi öldü şunlar. Yatakhanelerini basıyoruz. Öldüler. Tamam. Şimdi adamların peşinden ayrılmamanız gerekiyor. Yoksa gemide kaybolabilirsiniz arkadaşlar. Yanınızdaki işte bu Kaptan Price'ın ya da ne bileyim şu adamların peşinden çok ayrılmayın. Yani kaybolabilirsiniz her an. Tabi biliyorsanız herhangi bir sorun yok da. Haritaya göre ilerleyeceğiz şimdi. Tepede gözcüler var. O gözcüleri vurmamız gerekiyor. Düştü bir tanesi. Bir tanesi daha düştü. Tamam, bunlar öyle. Güzel. Hemen bir şarjör değiştirdik. Şimdi şu tarafa doğru ilerliyoruz, geminin bu tarafına doğru. Buradan gideceğim. Evet. Oo. Şeyin içindeler, geminin üst tarafındalar. Evet, oraya bir bomba... Neden çıktı şimdi? Shift tuşu eğilmesi lazımken C tuşuyla eğiliyormuş, pardon. Shift tuşu yatıyor. Oo, helikoptere bakar mısın? Helikopter halletti bile işimi. Evet. Şimdi ayrılıyoruz herhalde buradan. Hemen şuradan ilerleyelim. Ben şu adamı takip edeceğim. Burada kapı açıyorlar. Buradan içeri giriyoruz arkadaşlar. Ya sonunda gemi zaten batıyor. Ya birazdan göreceksiniz. İlk görev yapalım istedim. İlk bir başlangıcını yapalım istedim. Hemen ilerleyelim. Şöyle. Bu tarafın sağ tarafı herhalde. Sağ mı? Hayır. Bu tarafaymış. Tamam. Sol mu? Yok, bu tarafa. Oo, gelenler var. Oo, kendi adamıma vurdum yanlışlıkla. Yanlışlıkla kendi adamıma vurdum. Ha, burada kendi adamlarınızı vurmamaya özen gösterin. Çünkü görevi kaybedebilirsiniz. Yani baştan başlamamak için öyle şeyler gerekiyor. Şuradan bir AK alalım ya. AK-47 alalım. Evet. Şimdi ilerleyebiliriz. Biraz bunu deneyelim. Şimdi şu alt taraflara dikkat edin. Buralarda her taraf arkadaşlar adam dolu. Yani bunları vurmak için buralara odaklanmanız gerekiyor. Evet, şimdi İlerliyoruz. Adamların arkasındayım. Sürekli move up mı diyor, bir şey arıyor ama. Evet. Önümüzde bir yerler olabilirler. Tetikte olmamız gerekiyor. İlerliyorum. Şuradan bir yerden bir merdivenden çıkıyor. Oo, neredesin? Tamam, bu öldü. Bu öldü bu sersem. Tamam. Şu merdivenden çıkıyorduk ya. Yok, merdiven değil. Buradan çıkıyormuşuz. Devam edin diyor. Tamam. Karşı taraftalar. Tamam, bunlar düştü. Bakın orada birisi daha var. Düş. Tamam, o da düştü. Çok iyi. Müvap yürüyün demekmiş. Bu arada onu da öğrenmiş olduk. Alt yazıyı okuyabilirsiniz bu arada. Türkçe olarak yamayı kurduk ama yani çok ta anlaşılır değil aslında. Yani hızlı bir şekilde geçtiği için pek anlamamız normal. Evet, şimdi şuradan ilerliyorum. Önümdeki kişi var. Öldüler. Yani kendimi Zula'ya kaptırmışım gerçekten. Hani sanki onu oynuyormuş gibi oynuyorum şu an. Güzel. İlerliyoruz. O neredesiniz? Bu düştü. Bu da düştü. Bir dakika, önümdeler. Öldü. Ya nereden sıkıyorsun arkadaşım? Tepemde ya, tepemde ya. Allah'ın belaları ya. Şurada bak. Bak, seni az önce vurmadım mı? Seni az önce vurmadım mı ben?
Şunu artık düşürmem gerekiyorum önümdekini. O bomba geldi. Bomba geldiği zaman ya kaçıyorsunuz ya da G tuşuna basarak kendiniz alıp adama fırlatabiliyorsunuz arkadaşlar yerdeki bombayı. Bu da güzel bir detay. Evet, orada bir bomba vardı. Orası düştü. Tamam. Buradan nereye gidiyoruz? Ne tarafa gidiyoruz? Tamam. Evet. Buraya geldik. Şimdi adamlarımız nerede? Prize'ı takip ediyoruz. Evet, burası. Şimdi burada belirli belgeler alıp gidiyoruz buradan. Gemi zaten batıyor arkadaşlar burada. Gemiden batmadan kurtulmaya çalışıyoruz. Zaten oradan çıkın diye uyarı geliyor. Alt yazıları okuyarak yavaş yavaş ilerleterek çok daha net anlayabilirsiniz. Hemen ilerleyelim. Evet. Şimdi zaten gemi batacak. Evet. Çıkın oradan diyor. Ama gemi su var. Yani çoktan gemiye gidiyor. Şu an burada sinematik görüntü vardı. Hiçbir şekilde bizim elimizde olan bir şey yok. Evet. Sular her tarafı basıyor. Görüntü bu arada oyunun kendisinde böyle. Yani herhangi bir sorun yok. Karakter çıldırıyor. Evet, tamam tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zorca adamları takip ediyorsunuz. Görüntü burada çok rezalet bir hal aldığı için biraz mideniz bulanabilir. Biraz kafanız karışabilir. Karakter çünkü kafayı yiyor. Shift tuşuna basıyorum ama en fazla bu kadar ilerliyor. Tamam. Bakar mısın ya? Kalkar mısın karakter? Space tuşuna basıyorum ama vallahi karakterin yani bu mouse'un bu arada bu huyu tamamen oyunun kendi rezilliği ve şu kapıdan geçemiyorum. Aman Allah'ım. Yani baş belası bölümde bazen kapılar böyle tutukluk yapabiliyor. Yani bölüme özel bir şey sanırım. Abi neden gitmiyorsun ya? Gemiye su basıyor. Şu mouse'a bakar mısınız? Tamam. Let's go. Geldik. Buradan gemiye atlıyoruz. Ama gemiye diyorum. Helikoptere atlıyoruz. Karakter yavaşlıyor. Otomatik olarak kendi yavaşlıyor. Zıpla. Atladık. Ve ilk görevi başardık, evet. O gemi işte yani bir saattir mouse böyle kafayı yer gibi oluyordu ya, işte bu yüzden arkadaşlar gemi battı. Ve güzel bir bölümü burada bitirdik. İlk bölüm burada sona erecek birazdan. Biraz gerçekten garip bir oyun biliyorum, farkındayım ama yani yapacak bir şey yok. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorum. Gerçekten biraz karmaşık bir oyun. Biraz yani hoşunuza gitmemiş olabilir ama yine de mecburuz. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Bir sonraki bölüme geçmeyeceğim. Sadece yani burada zaten bu taraflar çok şey. Biraz detay isteyen kısımlar. Onun için buradan sonraki kısımlarda daha pratik ve daha seri oynamamız gerekiyor. Onun için bir sonraki bölümlere bırakıyorum diğer kısımları. Hele ki bu kısmı zaten çok karışık olduğu için bir sonraki bölüme bırakmamız daha mantıklı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani biraz biliyorum Call of Duty biraz eski bir oyun. Biraz da yani ne bileyim saçma bir oyun olarak görebilirsiniz ama başka çekecek yemin ediyorum bir oyun yok. Eğer ki aklınızda bir oyun varsa önerebilirsiniz. Ama benim aklıma bu geldi. Yani hikayeli oyunlardan bence güzel de bir oyun. Yani güzel de bölümleri var ama tam olarak bilmiyorum tabii. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.